Ben Yener Özkesen olarak sizlere bugün Türk Eğitim Vakfı gönüllü çalışmalarından bahsedecek. Bu İzmir'in önde gelen İyilik Meleği gönül dostu Gülnur Sorbayrak da size bu konuda önemli bilgiler aktaracak. Bu kadar yıllık gazeteciliğin içinde böylesine güçlü bir çalışmayı size biraz sonra anlattığımızda kendiniz daha iyi görmüş olacaksınız. Sizlere bu röportajımızı bahsetmeden önce hepinize iyi günler, hayırlı işler dilerim. Ve şimdi sizlere Gülnur Hanım'la yapacağımız söyleşinin biraz tüyolarını vermek istiyorum. İzmir'de o kadar çok gönüllü, bağışçı kişi var ki Gülnur Hanım da bu bağışları yerine yerleştirmek için adeta iyilik meleği gibi oradan oraya koşturuyor. Bu önümüzdeki günlerde de bu yapılan bağışlarla her türlü katkıyla eğitimden tutun sosyal çalışmalara, tiyatro çalışmalarına ve birçok sosyal aktivitelere katkıda bulunan bir kuruluş Türk Eğitim Vakfı. TEV diye duyduğunuzda zaten önünden tutun cenazelerde çelenkler, düğünlerde yani iyi günümüzde, kötü günümüzde TEV hep yanımızda. Şimdi Sayın Gülnur Hanım'a soruyorum. Siz TEV'in bu önderliğini, iyilik melekliğini kaç yıldır İzmir'de yapıyorsunuz? 2,5 yıldır. 2,5 yıldır yapıyorsunuz. Evet. Ve İzmir'deki bu gönüllülerden biraz bahseder misiniz? Neler yapıyor, ne yapılıyor? Bunları biraz bahsedelim. Şimdi şöyle, ben İzmir Türk Eğitim Vakfı TEV Şubesi'nin profesyonel çalışanıyım. Bunun dışında bir de gönüllü gruplarımız var. Gönüllü bayan grubumuz var. Herhalde bir 40-50 kişi kadar. Bunlar biz 47 yıldır Türk Eğitim Vakfı olarak çağdaş eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Rahmetli Vehbi Koç ve 205 hayırsever iş adamının kurduğu bu vakıf bugüne kadar 201 bin öğrencinin bursla hayatına dokundu. Pardon, bu öğrenciler 201 hala da devam ediyor. Tabii. Yani, ve bunların içinde sanıyorum ki doktor var, hepsi çok avukatı başarılı, var, efendim, evet. Milletvekili var, her türlü tabii. Çalışan evet, insanlar. Onlar bizim gurur kaynağımız. TEV'in gurur kaynağı. Evet, devam ediyoruz, pardon. Evet. Tabii bu çalışmaların yapılabilmesi için her ne kadar profesyonel kadroya ihtiyaç varsa da bunların, o profesyonel kadronun da gönüllü destekçilere ihtiyacı var. Ben İzmir'de çok şanslıyım. İzmir ruh ve yürek olarak paylaşmayı seven bir toplum, evet. Seven bir yaşayan insan kitlesine sahip. O nedenle de gönüllü çalışmalarda Türk Eğitim Vakfı'nın en başarılı, en önde gelen şubelerinden birisi, gönül rahatlığıyla övünerek, gurur duyarak söyleyebilirim. Siz eğitime büyük katkıda bulunduğunuzu gözlemliyorum, izliyorum. Şu anda da önümüzdeki dönem büyük bir katkılarınız olacak. Staj yapacaklar, burslu okuyacaklar. Evet. Şimdiden müracaatlar başladı mı, bitti mi? Ne durumda? Yani kaç tane öğrenciye burs vermek istiyorsunuz bu yıl? Tabii. Onu bir bilgi verelim. 8 Eylül'de başlıyor yüksek öğrenim eğitim burslarımız. Türk Eğitim Vakfı'nın burs kriterlerini anlatayım ben öncelikle ve bu burs kategorilerinden bahsedeyim. Öncelikle eğitim bursu bu lisans dönemini kapsıyor. Yüksek lisans doktora burslarımız var. Onun dışında ilk 5000'e, üniversite sınavında ilk 5000'e giren öğrenciler arasında yaptığımız sınavlar ve seçmeler sonrasında yüksek başarı bursu veriyoruz. Bu seneki rakam herhalde 150'yi bulacak. 150 çok öğrenciye. Güzel bir rakam. Şimdi İzmir'de Türk Eğitim Vakfı'nın şu anda öğrenim gören 630 öğrencisi var. Bu senede burs sayılarımız açıklandı. 180 kadar öğrenciyi ailemize dahil etmeyi planlıyoruz. Bildiğim kadar şeydir, yurtlarınız da var sizin. Tabii, Balçova'da, Balçova Belediyesi tarafından yapılarak 29 yılında işletmeciliği bize devredilen TEV Cumhuriyet Kızı Öğrenci Yurdu var. Evet. Orada da hem ücretli hem burslu, barınma bursu kapsamında, kategorisinde çalışan, kalan öğrencilerimiz var.
Yani her alanda öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda hem eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ekonomik anlamda hem barınmalarını sağlayabilmek için yurt anlamında yani destek olmaya çalışıyor. Yani pardon kesiyorum ben ama güzel konuşmanızı. 150 tane öğrenci arıyorsunuz burs vermek için. Pardon 180 öğrenci arıyorsunuz burs vermek evet. için. Bu bayağı da güzel bir çalışma sistemi. Bu sistemden de biraz bahsedeyim isterseniz size. Öğrencilerimiz internet üzerinden TEB'in web sitesinden burs başvurularını yapıyorlar. Evet. Daha sonrasında fakültelerde öğretim görevli hocalarımızla birlikte oluşturduğumuz komisyonlarla birebir mülakatlarla seçiyoruz. Bu da çok önemli bence. Öğrencinize sizin ailenize katıldığı an itibariyle ya da katılması için birebir tanıyarak başlıyorsunuz. Evet. Sonrasında da şey olarak da bana da doğru gelen öğrencinin tabii ki seçtiğimiz öğrencilerin kriterimizde olması gereken şey ihtiyaç sahibi ve başarılı olması. Olması gerekiyor. Ama onlar bu kriterleri kazanarak hak eder, yani kriterleri sahip olduğu için TEB bursiyeri olmayı hak edebiliyorlar seçmeler sonucunda. Bursiyerler için nereye başvuracak yani? İnternet web sitemizden. Web sitesi. 8 Eylül'de başladı. Bu 23 Ekim'de başlayacak. Bu nasıl web sitesi nasıl geçiyor? Türkiye Eğitim Vakfı. TEB diye geçiyor. Evet. Buradan bütün burs kriterlerini başvurma koşullarına ulaşabilirler. Daha sonrasında da özellikle öğrencilerin kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine, yaşam becerilerine katkı koyabilecek çeşitli eğitimler, seminerler, geziler onlarla öğrenim hayatları boyunca ihtiyaçları doğrultusunda her koşulda yanlarında olmaya çalışıyor. Şimdi benim yerel konuma giden bir başka konu daha var. Eğitimin dışına çıkalım. Örneğin cenazelerle. Zaten ilk önce orada evet, da çok kendini gösterdi. Para kazancımız orada. Ama hep çelenk görüyoruz. Çelenkler de şeyden metal olarak yapılmış. Daha böyle rasyonel olsun. Daha giderler azalsın. Düşüncesiyle. Bir de şimdi artık moda oldu. Bu şeylerde, cenaze trenlerinde efendim şerbet dağıtıyorlar, şunu dağıtıyorlar. Böyle bir yenilikleriniz var mı? Düşünceniz olabilir mi? Yok, hayır. Evet, hayır. Bizim alanımız... Geçtiğimiz bir cenaze töreninde arkadaşlarımızın düşüncesindeydi. Ben sorayım dedim. belki de hatırlatmış olabilir. Ama şey yapıyoruz. İleride bir inovasyon yaparlar, böyle bir yeniliğe geçerler. Yani. O da olabilir. peki bunun dışında sizin diğer sosyal aktiviteleriniz de var. Örneğin bu bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta bir evet. Çeşme'de. Onlar, Antakya Medeniyetler Korusu Medeniyetler Korusu konusu gibi kültüre ne kadar önem verdiklerini simgesidir. Çeşme'de bu hafta yapılıyor. Biraz da Gündüran'dan o konuda bir bilgi evet. rica edelim. Şimdi maalesef ki 13 Mayıs günü tüm ulus olarak çok büyük bir facia yaşadık. Soma'da yaşanan maden faciası sonrası kaybettiğimiz 301 şehidin sonrası orada birçok yani işte ocaklar söndü, aileler perişan oldu ve birçok beşikte bebekler öğrenim hayatında çocuklar kaldı. Biz de bu facia yaşanır yaşanmaz Türkiye Eğitim Vakfı olarak bu konuda çok da duyarlıyız. Öyle olması da gerekiyor. Tabii. Daha önce Van depreminde de bunun bir örneğini yaşamıştık. Oradaki çalışmalarımızı başlattık. İşte belediyeyle, valilikle görüşerek listeleri aldık. Birebir öğrencilerimizle ziyaret ettik. Ailelerle tanıştık. O halkın içinde, o acının içinde olmaya çalıştık. Sonrasında da Türkiye Eğitim Vakfı Soma Umut Fonu'nu oluşturdu. Evet. Soma Umut Fonu'ndan orada yaşamını yitiren ve çalışamayacak durumda olan madencilerimizin ailelerinin çocuklarına öğrenim hayatları boyunca burs desteği sağlayacağız. Siz o dönemde bayağı bayağı bir Soma'da vakit geçirdim. Evet, yani işler acısıydı. Tabii. Ben orada yaşanan bir maden kazası faciasının dışında bir yaşam faciası olduğunu da gözlemledim. Bu gerçekten çok acıtıcı. Biz de elimizden geldiğince o çocukların bundan sonra o yaşadıkları madenin karanlığından onları çıkarıp bize bırakılan hazineleri daha da evet.
parlatarak daha da ışıltılı bir halde yaşama hazırlamaya çalışıyoruz. O nedenle de biraz da dedik ki İzmir Şube'nin de bu çalışmalarda bir katkısı olsun, bir farkındalık yaratsın. 6 Eylül Çeşme Belediyesi bu konuda çok destek oldu. Evet. Yeri bize tahsis etti, ulaşım giderlerini karşıladı. Birkaç bayağı bir sponsor firmamız var. Omka Limited şirketi ana sponsorumuz. Onun dışında işte İzmir'de isim yapmış birçok firmanın desteğiyle bu konseri gerçekleştiriyoruz. Konserin bütün geliri Soma Umut Fonu'na aktarılacak. Evet. Bizler de konsere Soma'dan da aileleri biraz konsere çok güzel Soma'daki ailelerine kendisi. Konserin kimler tarafından sergileneceğini evet, biraz Antakya var. Medeniyetler Korosu. Niye Antakya Medeniyetler Korosu'nu seçtik? Bence bu olay için çok anlamlı oldu. Evet. Antakya Medeniyetler Korosu Antakya'da yaşayan 3 dine sahip çeşitli kişilerin amatör olarak başlattıkları bir çalışma. Ama o kadar başarılı olmuşlar ki 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişler. Onların çıkış teması sevgi. Bizim de çıkış temamız bu konser için yani sevgi. Bunu kaçırmamaları gerekir. Çeşme'deki yani, konser çok önemli. Evet. Bence de öyle. Şuna inanıyoruz ki hiçbir acı ya da hiçbir mutluluk tek başına yaşanamaz. Paylaşılarak, desteklenerek mutlaka, azaltılır. Mutlaka. Biz de inanıyoruz ki destekçilerimiz sayesinde biz o faciayı yaşamış ailelerin çocuklarının bundan sonraki hayatlarının böyle bir faciaya sebep olmadan yaşayabilecekleri güzelliklerle devam etsin. Ne güzel, siz buradan bu güzelliğini bu güzel çalışmalardan alıyorsunuz. Evet. Topluma yaptığınız katkılardan, sosyal yardımlardan, bunlar güzel bir şey. Ben programa burada son vermek istiyorum. Teşekkür siz de ediyoruz. İnşallah göreceğiz inşallah. İnşallah geleceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun.